Asker günaydın. Günaydın komutanım. Duydum ki kahvaltı yapılmamış, kaytarılmış bugün. İlla siz getirin istedi. Hiçbir şey yediremedik vallahi. Van'daki kahvaltılara benzemez ama idare edeceksin artık. Bak şimdi, kahvaltını yap güzel güzel. Dinlen, sonra sana yarın bir sürprizim var. Sürpriz mi? Hem annen de gelecek. Nereye ki? Doktor bey, ben pek ortalıkta görünmesem Arif izimi bulur diye korkuyorum. Merak etme Fatma, ben de varım. Annem gelmezse gitmem ki. Tamam kuzum, gideriz. Yaşasın. Efendim Seza. Tamam, geliyorum. Hadi sen güzel güzel yap kahvaltını, akşamüstü görüşeceğiz zaten. Günaydın. Günaydın. İyi oldu döndün. Hastane çok yoğun bugün. Evet, fark ettim. Neyse, acilden bekliyorlar. Hadi git sen. Şafak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hastanenin niye battığı ortada. Kimseden doğru düzgün para alınmamış. Son zamanlarda bağışlar azalınca tabii zorlanmaya başladık. O dosyalar bende kalsın. Gereksiz giderleri falan inceleyeceğim. Veysel Hoca'ya bir danışmam lazım. Danışmana gerek yok. Başhekim benim. Bunu sık sık hatırlatmam gerekmeyecek inşallah. Kapıyı çalmadan girdiniz Şafak Hanım. Hemen odama yerleşmişsiniz Melisa Hanım. Sanki başka oda yokmuş gibi. Veysel Bey'in odasına yerleşmem uygun olmazdı. Ben de burası nasılsa boş deyip buraya yerleştim. İstersen hemen boşaltabilirim. Yok. Gerekmez, sizin olsun. Şafak. Efendim Melisa Hanım. Bak, ben aramızda bir husumet olsun istemiyorum. Sağlam kafayla düşünürsek birbirimizi anlayabiliriz. Yani şu dava işi falan. Hiç uğraşmayın. Vazgeçmeyeceğim davada. Yerinde olsam bir daha düşünürdüm. Alp ikinizin küçük bir çocuğu var sonuçta. Alp'ten intikam alacağım diye onu da yıpratacaksın. Ya sen şimdi Ecem'i mi düşünüyorsun? Ya sen ne tatlısın ya? İkinci kattaki boş odaya yerleşebilirsiniz Şafak Hanım.